Bulunduğu mevkinin coğrafi güzelliği, mimari görünüşü, iç ve dış dekorasyon zenginliğiyle muhteşem Dolmabahçe Sarayı. Dönemin önde gelen Osmanlı mimarları Karabet ve Nikos Balyan tarafından yapılan Dolmabahçe Sarayı, mevcut hiçbir sarayda bulunmayan bir zenginlik ve ihtişama sahip. Dış ve özellikle iç süslemelerine çok özen gösterilen sarayın inşaatında Marmara Adaları'ndan çıkartılan her renkteki mermerlerden başka billur, su mermeri ve somaki gibi kıymetli malzemeler de kullanılmış. Merhabalar. Bugün Boğaz'ın en güzel yerindeyiz. Burası Dolmabahçe Sarayı. Adı üstünde Dolmabahçe, burası daha önceden bir deniz olan bir yer. 1800'lerin ortasında önce doldurulmuş bir bahçeye dönüşmüş. Bahçeden sonra da üzerine o muhteşem, bu arkamda gördüğünüz saray inşa edilmiş. Burası her yönünde aslında çok çok güzel ama şöyle bir şey var, maalesef restorasyonda. Restorasyonda olduğu için de size her şeyini pek gösterme imkanımız yok. Fakat biz yine de belli başlı yerlerini, mesela içerisinde çok güzel ve sıra dışı olan bir yer var. Burası bir resim müzesi. Neden resim müzesini tercih ettik? Onu da kısaca anlatayım size. Çünkü fotoğrafın gelişimi zaten resmin gelişimiyle beraber cereyan eder. Ve içeride Ayvazovski'den Şeker Ahmet'e, Şeker Ahmet'ten Osman Hamdi'ye kadar çok değerli orijinal eserler var. Sizlerle birlikte buraları size kısaca göstermek istiyorum. Fakat unutmamamız gereken çok önemli bir şey var. Müzelerde fotoğraf makinelerimizin flaşı oradaki tarihi eserleri zedeleyeceğinden dolayı mutlaka surette ışıksız fotoğraflar çekeceğiz. Neden ışık? Çünkü flaşlar, harici kullanmış olduğumuz her türlü nesne oradaki o resmi ve sanatsal eserleri bozacaktır. Bu sebepten dolayı ki bu güzel mekanı farklı bir şekilde gezeceğiz. Yani ışık kullanmadan, ışıksız bir şekilde kameralarımızı alacağız burayı. Peki, o zaman gezmeye hazır mısınız bizimle beraber? Buyurun. Saraylar tarihte yalnızca padişahlara ev sahipliği yapmamış, aynı zamanda kültür ve sanatın gelişmesinde de önemli bir rol üstlenmiştir. Öyle ki Osmanlı padişahları geçmişte sanatın gelişmesi için yurt dışına öğrenci göndermiş, sanatçılara siparişler vermiş, yetişen sanatçıların sarayda ya da okullarda görevlendirilmesiyle eğitim ve kültür atılımlarının destekçisi olmuşlardır. Milli saraylar içerisindeki en görkemli saray olan Dolmabahçe Sarayı, Veliaht Dairesi'nde kurulan resim müzesiyle dünyaca ünlü tablolara da ev sahipliği yapmaktadır. Osmanlı Devleti'nden miras kalan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar'ın koleksiyonunda bulunan 202 seçme eserin yer aldığı resim müzesi, 11 ayrı bölüm ve 3 salonda son dönem Osmanlı Sarayı'nın resim koleksiyonlarından oluşuyor. 1830'dan Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar dönemine damga vurmuş yerli ve yabancı pek çok ressamın eserinin yer aldığı müze, Türkiye'de bir ilk olması bakımından da büyük önem taşıyor. Müzede yerli ve yabancı çok sayıda değerli ressamın dünyaca ünlü tabloları sergileniyor. Saray ressamı Stanislav Celibovski'nin Sultan Abdülaziz adlı portresi, İtalyan sanatçı Zonaro'nun Ertuğrul Süvari Alayı'nın Galata Köprüsü'nden Geçişi adlı eseri, kendisi de ressam olan Son Halife Abdülmecit Efendi'nin ünlü eserleri ve daha niceleri müzede ziyaretçilerini bekliyor. Osmanlı'dan kalan kıymetli eserlerin sergilendiği müzeden ayrılıp muhteşem sarayın bahçesinde dünyanın çeşitli ülkelerini gezen fotoğraf sanatçısı Sevde Sevan Usak'la
fotoğrafçılık ve anıları üzerine sohbet ediyoruz. Hoş geldiniz Sevda Hanım. Merhabalar. Kısaca sizi tanıyalım. Yani Sevda Hanım ne tarz fotoğraflar çeker, hangilerini daha çok sever? Kısaca seyircilerimize sizleri bir tanıtalım. Ben zannediyorum bir 15 yıldır fotoğraf çekiyorum. Öncelikle gezmek odaklıydı. Yani gezmeye başlamıştım üniversite döneminde. Ama daha sonra gezdiğim yerleri, gördüğüm yerleri hani fotoğraflama ihtiyacı hissettiğim için fotoğrafla ilgilenmeye başladım. Öncelikle gezme odaklı olduğu için ilk başta daha çok hani şehir kültürü üzerinden giden fotoğraflar ve hani daha çok dergilerde karşılaştığımız hani o şehirde ne varsa eğer doğa ağırlıklı bir hani yapısı varsa daha çok manzara fotoğrafı ya da mimari yönü güçlü bir şehirse yine bulunduğu konuma bağlı olarak işte mimari fotoğraflar gibi hani ilk başta o şekilde başlamıştım ama zaman içinde siz de biliyorsunuz fotoğrafçıların hani eğilimleri oluşmaya başlıyor. Önce bir genel çekiyorsunuz ama daha sonra böyle kalbinizin daha çok attığı işte daha çekerken daha heyecanlandığınız kendinizi daha iyi hissettiğiniz daha mutlu hissettiğiniz alanlar oluşuyor. Herkese göre değişiyor. Benim için o alan portre oldu ve gezerken de daha çok özellikle şehir ağırlıklı yerler gezmek yerine daha kırsala dönük, daha uzak coğrafyalar ve daha çok insanlarla birebir ilişki kurabileceğim, iletişim kurabileceğim ve onların hayatlarını hani aktarabileceğim fotoğraflar çekmeyi tercih ettim. İşte aşağı yukarı dediğim gibi 15 yıl oldu. Hani ben başladım analogtu hani o zaman biliyorsunuz. Analog diye çekiyorduk. Son 5 yıldır da hani ağırlıklı olarak dergiler ve gazeteler için de fotoğraf çekiyorum. Genelde ben dosya şeklinde çekmeyi tercih ediyorum. Yani mesela son 6 ayda diyelim ki işte Tanzanya'ya gidip bir milli park çekmek gibi. Arkasından bir 15-20 gün sonra mesela Norveç'e gidip kuzey ışıkları çekmek gibi. İşte geldikten sonra bir Etiyopya'ya gidip oradaki yardım faaliyetlerini fotoğraflamak gibi. Ondan sonra işte hani şu 6 aylık süreçte mesela hani o şekilde. Bunları yaparken de daha çok yine dediğim gibi insan üzerinden ve hani tema üzerinden giden şeyler çekmeyi özellikle tercih ediyorum. Ama gazetelere ve dergilere hani periyodik olarak hani yazı da veriyorum yazı ve fotoğraf. Onlarda daha çok tabii zaman zaman hani tema üzerinden oluyor. Mesela bir yazıda Zanzibar'ın kapıları. Hani sadece kapılar üzerinden giden bir yazı. Portfolyo çalışıyorsunuz. Gibi. Portfolyo. Gibi. Başı sonu belli olan, belli bir konu çerçevesinde devam ediyor. Onu tercih ediyorum ama her zaman öyle olmuyor. Olmuyor tabii. Çünkü bazı yerlerde, bazı şehirlerde, bazı ülkelerde daha ziyade şehrin geneliyle ilgili şeyler, ihtiyaçlar oluyor. O tarz fotoğraflar bekleniyor. O zaman ona dair çekimler oluyor. Şehrin meydanını da çekiyorsunuz. İşte bahçelerini de çekiyorsunuz. Önemli binalarını da çekiyorsunuz. Ama hani tercihim diye bakıldığında ben her zaman dediğiniz gibi yani tematik çalışmayı, portfolyo vermeyi tercih ediyorum. Yani mesela o şekilde Afrika'da çektiğim dosyalar var. Yine son dönemde yine o şekilde çalıştığımız başlıklar var. Birebir insanla beraber olup hani işte önce konuşup dillerimiz ortak olmasa bile bir şekilde beden diliyle bir şekilde o kültürün dilini hani birkaç kelimeyi öğrenip yakınlaşıp çocuklarla beraber oynayarak işte hayatlarına dahil olup o şekilde fotoğraflamayı tercih ediyorum. Biraz daha zor zaman gerekiyor. Biraz daha orada bulunmak gerekiyor. Ama yine de ben hani o tarz fotoğrafları tercih ediyorum açıkçası. Fotoğrafın içinde olmayı seviyorsunuz aslında. Yani siz fotoğrafın anladığım kadarıyla fotoğrafın içinde olmayı, fotoğraftaki konularla bütünleşmeyi, bütünleştikten sonra da belki onların duygularını daha iyi yansıtmayı anladım ben. Doğru mu? Çok güzel ifade ettiniz. Ben bu kadar iyi edemezdim. Peki portre çekerken neler hissediyorsunuz? Çünkü ben mesela birçok yerde sıradan portreleri çekiyorsam tamam sorun yok ama eğer işte bir kırsalda vesaire veya da böyle biraz daha sıra dışı yerlerde fotoğraf çekerken elim deklanşöre çok rahat gitmeyebiliyor. Sizde de o duygu var mıdır yoksa neler hissediyorsunuz siz? Ben daha çok heyecanlanıyorum. Yani görmediğim bir şey ya da özellikle yüz hatlarıyla üzerinden yani genelde sokakta bile gezerken başıma inanamıyorum hani bu nasıl bir yüz ya da bu nasıl bir ifade genelde onlara takılıyorum bir algıda seçicilik oluyor herhalde
Dediğiniz gibi böyle farklı coğrafyalarda, zaman zaman zor coğrafyalarda. Çünkü öyle yerler oluyor ki kapının önünde askerler olabiliyor mesela. Güvenlikle ilgili sıkıntılar olabiliyor. Özellikle Afrika, Doğu Afrika'nın bir kısmında ya da Orta Afrika'da sıkça karşılaşılan şeyler. Hani Somali'de çalışanlar, Sudan'da çalışanlar filan, fotoğrafçı arkadaşlarım da çok karşılaştığı şeyler. O zaman ülkeyi bilmek gerekiyor, koşulları bilmek gerekiyor, bölgenin insanını ve insanın özelliklerini bilmek gerekiyor. Önce ona dair bir hani bilginiz olacak, kanaatiniz olacak ki ondan sonra daha rahat hareket edebilirsiniz. Evet. Yani aynı şey birçok ülkede benim başıma geldi. Bazı yerlerde inanışları sebebiyle fotoğrafa olumlu yaklaşmayan kültürler oluyor. Guatemala'da oldu mesela, pazarda bayağı bir beni patatesleri atıyorlar falan, hani şey oldu, bir tedirgin oldular, rahatsız oldular, haklılar. Çünkü olabilir. Evet, haklılar olabilir. Çünkü onların da bir şeyi var, hani yaklaşımı, bakışı var. Hani önce o tarz durumlarda gidip konuşup işte durumu izah etmeye çalışmak, ikna etmek, anlatmak, bir ilişki kurmak öncesinde. Özellikle ilişki kurmak. Ondan sizi tanımalarını sağlamak, neden orada olduğunuzu anlamalarını sağlamak gerekiyor. Ama benim genelde portre çekerken yani önce bir heyecanlanıyorum. Diyelim arazide gidiyoruz. Hani ileride bir kız çocuğu gördüm. Hemen araçtaki arkadaşlara aman diyorum, hani aman hemen duralım. Ondan sonra hani yanına gidip işte yaklaşıp önce biraz konuşmak. Hani makineyi şey yapmadan, hiç çıkarmadan konuşmak, önce sormak, anlatmak. Evet, diyalog kurmak. Zaten bayan olmanın ben avantajını çok yaşadım. Yani kesinlikle. Fotoğraf çekerken yani, bayan olmanın getirdiği çok ciddi avantajlar biz oldu. Biz o avantajdan mahrumuz. Çok net söyleyelim. Evet, çünkü evet. Kamerayı doğrulttuğumuzda mutlaka karşıda bir sıkıntı yaşayabiliyoruz. Fakat bunu da az önce de dediniz. Mutlaka surette diyalog. Yani ben burada fotoğrafçı arkadaşlarıma, özellikle genç arkadaşlarıma sık sık bunu tekrar ediyorum. Bir fotoğraf çekmeden önce. Çünkü portre çektiği zaman karşınızdaki bir insan sonuçta. Yani ve dolayısıyla diyorum ki önce bir diyalog kurun. Hatta bu size bir iletişim aracınız olsun. Yani fotoğraf çekerken fotoğrafçılığın bende en çok kazandırdığı şey karşıdaki insanlarla bir diyalog sağlama, onlarla bir iletişim aracı ol ve bunu çok iyi kullanmak gerekiyor. Doğru, kesinlikle katılıyorum. Bir de şimdi dijital olmasının getirdiği avantajlar var. Çektiğinizi gösterebiliyorsunuz. Ben onu çocuklarla çalışırken çekiyorum, çocuklara gösteriyorum. Sonra veriyorum ellerine makineyi. Yani veriyorum ve işte hani çocuklar da çekiyorlar. İşte beraber vakit geçiriyoruz. O zaman ondan sonra çektiğim fotoğraflar çok iyi oluyor. Yani öncesindeki fotoğrafları mutlaka zaman zaman kullanmıyorum. Sonra çekilen fotoğraflar, çocuklar çok doğal oluyorlar, size alışmış oluyorlar, tedirgin olmuyorlar. Hemen ifadeler, bakışlar hepsi değişiyor. Güven tazeliyorsunuz, evet, içeride evet, kalıyorsunuz. Evet. Peki bir şey sormak istiyorum. Afrika dendiğinde ne hissediyorsunuz? Yani şu sol yanınızda vallahi Afrika... Benim bir titriyor yani. Yani ben hani nasip oldu Asya, işte yani Uzak Doğu, ondan sonra işte Türkiye Cumhuriyetleri'nin bir kısmı, Güney Amerika, Orta Amerika, Avrupa'nın hani çoğunu gördüm, yani nasip oldu. Ama Afrika'da hissettiğimi dünyanın hiçbir yerinde hissetmedim ben. Orası benim için bir, evet, ayrı diyorsunuz. Evet, kesinlikle ayrı. Bir de şu da var. Afrika'ya birkaç kez yardım kuruluşlarıyla da gittim ben. Oralarda nokta atışı çalışmalara şahit oldum. Yani evlerin turistik bir gezi yaptığınızda hayata dair bir kanaatiniz olmuyor. Gerçek şey de değilsiniz. Evet, orada. Yani orada insanları görüyorsunuz, selamlaşıyorsunuz belki ama hani orada hayata dair gerçek anlamda bir kanaatiniz olmuyor. Yüzeysel bir bilgi edinmiş oluyorsunuz turistik bir gezide. Ama gerçek anlamda o kültürü tanımak, insanların nasıl yaşadığını anlamak istiyorsanız içeriye girmeniz gerekiyor. Bir adım içeride olmanız. Kesinlikle, gerekiyor. Kesinlikle. O şehirde hani kaybolmak diyorlar ya öyle. Hani bırakıp kendinizi köyde, şehirde bir yerlerde kaybolmak gerekiyor. Ben mesela bir yere gittiğim zaman orada yerel birisiyle arkadaş olurum. Yerel birisiyle. Ve sorduğum soru şu, mesela siz nerede yemek yersiniz? Bakın şurada turistik lokom. Yok orası değil diyorum. Siz nerede yemek yersiniz? Nerede yaşarsınız? Burada o zaman diyorum buyurun konuğum olun. Sizinle beraber gezelim. Siz benim konuğum olun ama aynı zamanda mihmandarım olun. Onunla beraber gezdiğimizde bu sefer gerçek hayatları görmeye başlıyoruz. Kesinlikle. Burada ben size bir farklı bir soru daha sormak istiyorum. Yani özellikle izleyicilerimiz bunu biraz daha anlasınlar, etsinler diye. Siz portreyi çok seviyorsunuz. Portre çekerken teknik anlamda nelere dikkat ediyorsunuz? Şimdi benim öncelikle portre hedefli diyeyim hani gezdiğim için bir kere hep diyaframım belli yani 2.8'de duruyor diyafram. Genelde 24-70
Genelde ben iki şeyle geziyorum, makine iki body. Her zaman bir makinamda 24-70 oluyor. Öteki makinada da nereyi çekeceksem, mimari tarzı daha işte manzara gibi olacaksa falan bir geniş açı takıyorum. 14-24 kullanıyorum. Ama belki hani safari gibi ve daha uzakta bir şeylerin olduğu hani alanlarsa eğer, bir de kuş fotoğrafı özel ilgi alanım gibi 70-200'ü kullanıyorum. Zaman zaman telekonvertörlü kullanıyorum. Dolayısıyla hani bir sabit her zaman bir 24-70'im oluyor. 24-70 klasik. O her zaman 2-8'de duruyor yani. Hani çünkü portre için hani el artık o refleks oluyor. Tık 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 hani atıyorsunuz hemen. Dolayısıyla ben hani önce portre çekeceğimi düşünerek çıktığım için hani her zaman hani ona göre diyaframla çekiyorum. Yani burada diyafram öncelikli çekim diyafram yapıyorum. Diyafram öncelikli. Evet. Özellikle de 2-8. Yani mümkün mertebe alt tarafta tutarak. Bunu birçok size de çok soruyorlardır. İşte hocam diyorlar işte biz işte önü net arkası flu fotoğraflar. Aslında bu fotoğraflardır. Yani diyaframı ne kadar kısarsak yani aslında tam ters orantılıdır onlar, siz daha bilirsiniz. Bunu ne kadar bu rakamı düşürüp de işte görüntüyü açarsak daha çok ışık alırız. Evet. Ama alan derinliğimiz o derece kısıtlı kalmış olur. Fakat bununla beraber de inanılmaz keskin, yani özellikle konuya odaklı olarak keskin fotoğraflar elde edip arka planda uçurabiliriz. Çok ve güzel bokehler oluyor. Ben de onu inanılmaz, seviyorum. Çok inanılmaz güzel bokehler oluyor. Şeylerde de zaman zaman 50 mm 1.4'te çektiğim zaman zaman o çok eğer çok yoğun çalışacaksanız çok rahat kullanılmıyor. Ama böyle hani keyif için ara ara çekecekseniz çok güzel. 50 mm 1.4 ile çektiklerimde de hatta şöyle oluyor bazen, tek gözü net oluyor, öbür göz çok hafif flu falan, böyle o kadar çok farklı bir tadı oluyor. Ama ben şu da mesela refleks benim hani arka planın önemine göre 2.8 ile başlıyorum, hani arttıra evet, tık 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 hani böyle 5 kare çekiyorsam biraz hemen hızlıca diyaframı oynaya şey yapıyorum, çekiyorum ne olur ne olmaz diye. Çünkü zaman zaman hani portreye odaklanıyorsunuz, mesela birkaç kez Hindistan'da başıma geldi, portre hani çok ilginç, simalar çok enteresan ama arka plandaki mimari eserde çok önemli bir eser, çok kısık. Veya da arka tarafta bir sahne hareket ediyor. Bazen onu da değerlendirmek gerekiyor. Evet. O yüzden hani ben genelde zaten bir şeyi çekerken hani tek kare çekmiyorum. Hemen diyaframa müdahale ediyorum tekrar. Kadraja müdahale ediyorum. Çift body mutlaka ona göre bakıyorum. Duruma göre geniş açısıyla da alıyorum. Çünkü arka planında bir şey değiştirmek istiyorum. Bir şey ilave etmek istiyorum. O açı değişsin istiyorum o zaman. Artık o refleks oluyor ama. Mesela ben düşünerek yapmıyorum onu. İlk zamanlar öyleydi. İlk zamanlar şimdi şunu çekeceğim. O zaman ne yapmam lazım? Hani böyle öyleydi. Fakat ama belli bir şimdi, zaman sonra artık hepsi ezbere olarak gidiyor ve hiç düşünmenize bile gerek yok. Tak 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 dediğiniz gibi böyle adım adım hemen onları peş peşe sıralamış oluyorsunuz. Şimdi portreyi çektiniz, döndünüz ama hani öyle bir yerdesiniz ki muhteşem de bir manzara var orada. Şimdi onu 2.8 ile çekmeniz mümkün değil. Alan derinliği olmayacak. Yani o hiç düşünmeden onu tık tık işte 9'a alıyorsunuz. Bir şey neyse, yani neyi çekecekseniz, neye göre, makinanız neyse, lensiniz neyse ona göre. Artık onlar hani bir süre sonra zihinsel olarak bir hesaplama yapmıyorsunuz. Üzerine düşünmüyorsunuz. Refleks olarak çekiyorsunuz. Ama ben dediğim gibi yani benim hani sanki portre çekecekmişim gibi hazırlık yapıyorum. Özel durumlarım var. O da kuş fotoğrafı çok seviyorum. Onun için zaten yani bir 150-600'üm var benim. oldukça başarılı bir lens. Onu ben de farklı yerlerde kullanıyorum. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Siyah beyaz dendiğinde ne hissediyorsunuz? Bana uzak. Yani size uzak. Bana uzak. Ben beni etkileyen, Afrika'da da öyle. Ya da renklere mi aşıksınız? Evet, renkler. Beni etkileyen renkler yani inanılmaz, inanılmaz. Afrika öyle, yani Hindistan zaten hani o da bilinen bir şey ama Afrika renkler ve renklerle beraber gelen o canlılık, o hayat, sürekli herkes gülüyor. İnsanlar hep mutlu. Yani işte o gün o kadar balık tuttu, elhamdülillah diyor. İşte ya da doyduk diyor. Yani böyle bir gerginlikleri, bir şeyleri yok. Her zaman mutlular ve beni Afrika'da en çok etkileyen şeylerden biri o. İnsanların mutluluğu. Evet, ben mesela orada yaşadıklarımla birlikte hep kendim için dedim ki Sevda, sen mütevekkil biri değilsin demek ki. Baksana insanların haline. O kadar etkiliyor ki.
ilaç yok, hastalar ya da bir dolu bir şeyle karşılaşıyorsunuz. 3 saat yol gidiyor, çatı çıkmıyor. Yolda araba bozuluyor. Ben yerel araçlarla da çok yolculuk yapıyorum. Otobüs 3 kere bozuluyor yolda. Yani 5 saatlik yol bir güne çıkıyor. Kimse bağırmıyor. Kimse, yani böyle bir gerginlik yok. Oturuyorlar, muhabbet ediyorlar, bekliyorlar. O bambaşka bir ruh hali ve bambaşka bir coğrafya. Yani o renklilik, o insanlardaki hayata dair o algı bana çok etkileyici geliyor. Aslında beklentilerimizle alakalı bir şey bu. Beklentilerimizle alakalı. Bakın mesela şu anda içinde bulunduğumuz bu mekan bir Osmanlı sarayı. Hı-hı. Yani. Osmanlı sarayı 150-160 yıllık bir saray. Yeni saray olarak geçen bir mekan ve muhteşem, yani içerisinde cidden çok muhteşem. Aslında seyircilerimize de çok fazla gösteremedik. İçeride tadilat vesaire vardı. Ama içerideki o işlemeler vesaire, her biri birbirinden muhteşem. Şimdi bu bizim beklentilerimizle alakalı bir şey. Yani burayı gördüğümüzde insan gönlü herhalde biraz daha yukarılara gidiyor ama aşağı taraftakileri gördüğümüzde bu sefer o insanlar gördükleriyle mutlu olabiliyorlar ve o onlara yetiyor. Bu sefer daha başka bir şey ortaya çıkıyor. Mutluluk seviyesi değişiyor, yani mutluluk seviyesi dediğimiz o hayat beklentisi, o seviye değiştiğinde de bambaşka bir ortamlara geliyor. Temel şeylerle mutlu olunuyor. Bu sadece Afrika için geçerli değil. Hani Asya'da da öyle. Ya, Türkiye'deki koşullarda bana hani soruyor arkadaşlar, işte ya diyorum ki Türkiye'de inanılmaz bir bolluk, inanılmaz bir refah ve inanılmaz koşullar içerisinde yaşıyoruz. Hani çoğumuz bunun farkında değiliz. Genelde kıyaslamayı Amerika ülkeleriyle oluyor. Ama dünya onlardan ibaret değil. Yani dünyanın 1/4 bizim yaşadığımız koşullardan çok farklı koşullarda yaşıyor. Ki bunun içine su, elektrik gibi temel, hani denilebilecek ihtiyaçlar da dahil, onlarla ilgili sıkıntılar da dahil. Hani benim yaşadığım yerde insanlar günde 3 saat yürüyorlar bir bidon su alabilmek için. Kuyu bulmaya çalışıyorlar. Evlerde su yok, elektrik yok yani o bölgelerde. Dolayısıyla hani biz dünyayı tanımak, bilmek lazım. Onu bildikten sonra elinizdekilere baktığınızda yani şükredilecek o kadar çok şeyimiz var ki, ama ona dair bir farkındalığımız yok. Evet. Çünkü kıyasladığımız şeyler ya televizyondan gördüğümüz ya da gittiğimiz birkaç hani ekonomik düzeyi belli bir standardın daha üzerinde olan ülkeler ya da onların içinde belli bir kısım yine kıyasladığımız insanlar. Çünkü orada da yani çok daha farklı koşullarda yaşayan insanlar var. Aslında şöyle bir şey var. Aynı konu fotoğraf için de geçerli. Yine birçok yeni başlayan fotoğrafçı arkadaşlarımı ben görüyorum. Ellerinde ilk sordukları soru, ne makine alalım? Ben hep en düşüğünü diyorum. Yani böyle kompakt taşın alabilir. Diyorum ki onu bir bakın. Yani o sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak mı? Sevecek misiniz? Sevmeyecek misiniz? İnanın oralara verdikleri paralar ben içim acıyor. Yok, yani haklısınız. Gerçekten kesinlikle. Diyorum, gerek yok diyorum. Hatta bir müddet sonra yani çok paralar veriyorlar. Bir müddet sonra bir bakıyorum 3-5 ay, bir sene sonra işte makinesini elden çıkartmaya çalışıyorum. Diyorum ki yazık, yapmayın. Yani eğer ki severseniz, yani belli bir yöne doğru devam etmeye giderseniz, belki farkındalığınız biraz daha başka şeylere kayacaktır. Ona göre adımlarınız zaten ve o doğrultuda devam edin. Kesinlikle haklısınız. Yani orada da muhteşem bir ekipmana sahip olunduğu zaman muhteşem fotoğraflar çekeceğini düşünüyor genelde arkadaşlar. Ama fotoğrafı çeken sizsiniz yani. Sizsiniz. Kadrajı ayarlayan sizsiniz. O duygularla ona yaklaşan sizsiniz. İnsanlarla ilişki kuran sizsiniz. Evet, makine bir araç. Önemli de bir araç. Yani şey için değil. Yani iyi olmasını isteriz ama öncelik değil yani. Daha kadrajı oturtmayı bilmezken, daha o aşamadayken en azından gidip yani işte 5000 liralık, 10.000 liralık makineler, o şeyde hacimde lens hani almak, bir tane gövde alıp bir tane lensle bir başlayıp hani ondan sonra bir şeyler oturttuktan sonra belki, ama maalesef hani bizde öyle, her şeyin en üstü, ondan sonra da bir tatminsizlik oluyor. Bu sefer yaptığı işten de memnuniyetsizlik. Yani kademe kademe giden bir şey yok. Ama ben mesela analogtan çekenler bilir yani. Yani analogtan beri gelenler, o kontak baskılar filan. Tek hani... tek. Zaman alır. Her bir bastığımızda para veririz vesaire. Evet. Banyosuydu, evet. Karanlık odada testleriydi, şunuydu, bunuydu. Ne çektiğini bilmemek yani. Ne bir yere gidiyorsun, çektiğin şeyin ne olduğunu bilmiyorsun ve heyecanla onu bekliyorsun. Bir hafta, iki hafta, üç ay, pozlaması iki ay yanlış sonra. Olabilir, bir şey olabilir, fark etmemişsindir. Filmde bir sıkıntı olabilir, ışık girer filan hani. Her şey olabilir yani, her şey olabilir. Ama güzeldi. Evet, evet. Bence çok güzeldi, biz oradan geldik. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bugün buraya geldiniz, misafirimiz oldunuz, ayaklarınıza sağlık.
Umarım yeni coğrafyalarda, çok farklı fotoğraflarınızı görürüz ederiz. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür İnşallah yeni fotoğraflarınızı da görmek dileğiyle diyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. İyi programlar.